Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Tabii COVID-19 maalesef yeni ataklarla, yeni mutasyonlarla devam ediyor. Ve görünen o ki devam edecek gibi de görünüyor. Burada tabii virüsün çok etkili olmasının önemi var. Virüs direkt akciğerlere yerleşerek hastalık yapıyor ve ölüme sebep olabiliyor. Ama burada kişisel hatalarımız da var. Özellikle aşı retçilerinin ve aşıya karşı olan tepkilerin getirdiği bir sorun ve buna bağlı olarak toplumsal bağışıklamada yaşadığımız sorunlar önemli bir negatif etkendir. Onun dışında maske kullanımındaki gevşeme ve duyarsızlık da bunda etkilidir. Ve bu durum virüsün dolaşmasını ve dolaşmayla birlikte yeni hastalıklara ve yeni ölümlere de sebep oluyor. Önümüzü göremiyoruz. Ne kadar daha virüsle birlikte yaşayacağız belli değil. Ama 2 yıl geçti. Onun için bununla ilgili olarak da birlikte yaşamaya da alışmak veya gereken diğer hizmetleri de yürütmemiz gerekiyor. Burada tabii ki virüs hala var ama diğer sağlık sorunları da var. Şimdi virüs bir taraftan kendisi direkt hastalık ve ölüm sebebi olurken diğer taraftan da diğer hastalıkları da etkilemekte ve sağlık hizmetinin işleyişini de bozmaktadır. Bundan etkilenmemek lazım. Özellikle kanserleri kastediyorum. Kanserler toplumumuzda en çok ölüme sebep olan 2. hastalık grubudur. Türkiye'de ölümlerin %20'sinin sebebi kanserlerdir ve yaklaşık yılda 90 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Onun için kanser taramalarını yoğun bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızı kanser taramalarına davet ediyorum. Bunu aksatmamamız gerekiyor. Kanserli vatandaşlarımızın da takiplerini ve izlemlerini devam ettirmesi gerekiyor. Aksaması halinde karşımıza kanserin yayılmış haliyle ve terminal dönemlerle geldi. Çok kişiyi de bu şekilde kaybetmek zorunda kaldık. Diğer bir konu kalp hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıkları ülkemizin en önemli sağlık sorunudur. Tüm ölümlerin %35'inden sorumludur. Ve bu yüzden de 150 bin kişiyi de kalp hastalıklarından ve damar hastalıklarından kaybediyoruz. Onun için bunların önlenmesi çok çok önemlidir. Primer korumayı çok önemsememiz lazım. Ve onun dışında da özellikle hipertansiyon kontrol programı, diyabet kontrol programını yoğun bir şekilde ısrarla sürdürmemiz gerekiyor. Bunun yanında şişmanlık kontrolüyle ilgili çalışmaları ve tütün kontrolüyle ilgili çalışmaları da hızla sürdürmemiz ve yoğun bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Başlatılan kronik hastalık takip sistemini çok önemsiyoruz. Hakikaten çok önemli bir konu. Kronik hastalık takip sisteminin başarılı olması hayati bir konudur. Bu yüzden tabii ki aile hekimliği sistemini de daha kuvvetli hale getirmek gerekiyor. Tabii poliklinik hizmetlerinin yanında laboratuvar hizmetleriyle de destek vermek lazım. Özellikle kronik hastalık izlemi, görüntüleme ile ilgili altyapıyı da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer aile hekimliği ile ilgili önerimiz ise bu aile hekimlerinin hastaların ilgisizliğinden, takiplerini yaptırmamasından dolayı negatif performans uygulanmamalıdır. Tersine kişiler bu konuda duyarlı olmalı, takiplerini mutlaka yaptırmalıdır. Aile hekimliği ile ilgili bir diğer önerimiz ise aile hekimliği hizmetinin daha etkili olması için kayıtlı kişi sayısını 4000'den 3000'e indirilmesini de öneriyoruz. Böylece aile hekimlerinin daha etkili bir şekilde hasta takibi yapması ve hizmet kalitesini artırması için de mutlaka aile hekimleri başına düşen nüfusu 3000'e indirmek, ekonomik durumunu bozmadan, ödeneklerini kesmeden 3000'e indirmeyi de öneriyoruz. Tabii hayatımızda başka yeni tehlikeler ortaya çıkıyor. Virüslerden belki çok daha önemli sorun hava kirliliği sorunudur. Hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği
belki de insanlığın sonunu getirecek bir felaket tablosu çizebilir. Bu yüzden buna yönelik çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Hava kirliliği olan bölgelerde zaten hava kirliliği başlı başına hastalıkların %25'inin nedenidir. Eğer hava kirliliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği olduğunda hem direkt hastalıklara hem de dolaylı şekilde hastalıkların artmasına sebep olacaktır. O yüzden hep birlikte hava kirliliğiyle mücadele etmemiz, hava kirliliğini en azından kontrol etmemiz ve artmasını önlememiz gerekiyor. Bunun için sağlık hizmetlerinde yeni bir yaklaşım var. Sağlık etki değerlendirmesi denilen bir yaklaşım artık hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Yani her yaptığımız işin sağlık üzerine ne gibi etkisinin olacağını hesaplamak, gerekiyorsa bunu kontrol etmek için önlem almaktır sağlık etki değerlendirmesi. Sağlık etki değerlendirmesini tüm bireyler ve tüm kurumlar, kuruluşlar hayatına yerleştirmelidir. Önce sağlık diyoruz, önce sağlığa gerçekten inanıyorsak, her yaptığımız işte bunun insan sağlığı üzerine etkilerini gözlemek, sorgulamak ve bununla ilgili önlem almamız lazım. Ancak o zaman gerçekten sağlığa önem vermiş oluruz ve bunun sonrasında da sağlık sorunlarını da yenmek ve kontrol etmek de mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Hasta randevu sistemimiz merkezi hasta randevu sistemi üzerinden yürüyor. Merkezi hasta randevu sistemini önemsiyoruz. Yalnız burada özellikle merkezi hasta randevu sistemine giremeyenler oluyor, kırsal kesimden giremeyenler oluyor ya da girip randevu alamayanlar oluyor. Bunun için de bir düzenleme yapmamız lazım. Mutlaka başvuran her kişinin o gün poliklinik hizmetini almasını sağlamak lazım. Bunun için gerekiyorsa poliklinik süreleri artırılabilir ya da poliklinik sayısı artırılarak o gün gelenlerin, mutlaka hastaneye gelenlerin muayene olmasını sağlamamız lazım. Özellikle kırsal kesimden gelen insanlar hastaneye gelip muayene olamazsa sorun oluyor. Tabii merkezi hasta randevu sisteminin uygulandığı bir diğer alanda diş sağlığıdır, ağız diş sağlığıdır. Ağız diş sağlığı farklı bir özellik gösteriyor tabii ki. Devlet hastanelerinde, diş hastanelerinde muayene ile birlikte girişim yapmanız lazım ama girişim yetmiyor, süre yetmiyor. İşlem uzuyor ve defalarca gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili de özellikle düzenleme yapılabilir diş hekimliği konusunda. Aile hekimliği, diş konusunda aile hekimliği sistemi uygulanabilir. Ağız diş sağlığı için bir önerimiz bu. Diğeri de özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu muayenehanelerle, diş hekimleriyle veya özel diş sağlığı merkezleriyle kamu ücreti üzerinden, kamuya ödediği ücret üzerinden anlaşma yaparak vatandaşın ağız diş sağlığı hizmeti almasını kolaylaştırabiliriz ve bununla ilgili de düzenleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii sağlık personeliyle ilgili biraz konuşmam gerekiyor. Şimdi sağlık hizmetleri hakikaten zor bir hizmettir. Eğitimi zordur. Meslek uygulaması çok çok zordur. Ve sanılanın aksine de sağlık personelinin maaşları o kadar da yüksek değildir. Buradaki ek ödeme eklenerek söylenildiği zaman sanki rakamlar yükseliyor gibi gözüküyor ama ek ödemeyi herkes almıyor. Ek ödeme her zaman, her yerde ve her ay düzenli ödenmiyor. Bundan dolayı da sağlık personelinin maaşları istenildiği gibi gitmiyor veya farklılıklar var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm sağlık personelini kapsayan aylıklarda iyileştirme olmasını bekliyoruz. Sağlık personeli arasında ayrım yapmadan, sözleşmeli kadrolu ayrımı yapmadan, mümkünse sözleşmelilerin tümünü kadroya geçirerek ya da özlük hakları konusunda eşitleyerek tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz. Ek ödemenin maaşa yansımasını ve bunun da emekliliğe yansımasını istiyoruz ve bu düzenlemenin tüm sağlık personelini kapsayacak bir şekilde olmasını öneriyoruz. Tabii sağlık hizmetlerinde personelde çok hareketlilik var. İstifalar ve ayrılmalar çok oluyor. Ve bu da sağlık hizmetlerinin var olan yükünü daha da artırıyor. Covid zaten yükünü artırmıştır. Bu
Artan yükle birlikte sağlık hizmetlerinde personel eksiklikleri de ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Onun için mutlaka ek alımlar yapılması, yeni personel ataması, sağlık personeli ataması yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeteri kadar elimizde atama bekleyen personelimiz var. Bu atamanın yapılmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanı müjde vermişti. Bunun herkes artık ilanını ve tarihini bekliyor. Herkes bunu bekliyor. Bunun da bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Tabii sağlık personeli açısından diş hekimlerini, eczacıları ve hemşirelerimizi, sağlık memurlarımızı içine alan mutlaka düzenlemeler yapılması gerekliliğine inanıyoruz. Sağlık personeli açısından bir önemli konu da asistan eğitimi, uzmanlık eğitimidir. Tıp eğitimi iki bileşenden oluşuyor. Bir, tıp eğitimi 6 yıl sürüyor. Onun üzerine 4 veya 5 yıl uzmanlık eğitimi var. Uzmanlık eğitimi hakikaten çok zor, çok ağır bir iş. Ancak doktor olanlar veya çocukları doktor olanlar bu durumu bilir. Hayatla bağdaşmayan, insanla bağdaşmayan bir durum bu. 48 saatlik mesainin bazen 36 saatinin hastanede geçtiği saatler oluyor. Onun için bunu desteklemek, özendirmek lazım. Bir de bu tabii ki eğitimin bir parçası. Böyle de olması belki zorunlu. Ama bir şekilde onları desteklemek, motive etmek, özendirmek gerekir diye düşünüyorum. Burada Türkiye'nin önündeki bir sorunla bitirmek istiyorum. Şimdi uzmanlık eğitiminde tercihler değişti. Türkiye'nin uzmanlık tercihleri değişti. Gençler piyasa koşulları nedeniyle bazı branşlara yoğunluk verirken çok daha önemli olan branşlar diye düşündüğümüz sözlerinizi tamamlayın. Bitiriyor. Hayati branşlar olarak gördüğümüz genel cerrahi, kadın doğum, beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi gibi branşları seçmiyor. Ve bu da aslında gelecek açısından ülkemizin en önemli sorunudur diye düşünüyorum. Bir şekilde bunu özendirmek, teşvik etmek gerekiyor. Evet, şartları çok ağır, nöbetler çok ağır. Malpraktis sorunları nedeniyle bunlardan uzaklaşılıyor ama bunu da teşvik etmek, özendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ve bu düşüncelerle, bu duygularla Sağlık Bakanlığı bütçesinin milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.